Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Göz sağlığımızdan bahsedeceğiz. Artık teknoloji gelişti. Akıllı lensler sayesinde hem kataraktan hem yakın ya da uzak görme kusurlarından tamamen kurtulmak mümkün olabiliyor. Yani herkes gibi veya her organımız gibi gözümüzde yaşlanıyor. Özellikle 40 yaşından sonra doğal olarak, fizyolojik olarak daha doğrusu gözümüzün yakın görmesi bozulur. İlerleyen yaşlarda, 60 yaşına doğru da işte katarak başlangıcı veya tabii ki bu arada ekstra başka hastalıklar, şeker, tansiyon veya sistemi hastalıklar da göz bozukluğunu tetiklediği için yaşa bağlı olaraktan. Hayli bu sıkıntılar daha da artar. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Çağlayan Aksu, 40 yaş sonrasında hastaların çoğunlukla yakını görmede sıkıntı çektiklerini belirtiyor. Akıllı lenslerden bahsedelim. Nasıl bir tedavi yöntemi? Akıllı lens denen yöntem göz içine bir mercek uygulamasıdır. Akıllı mercekten kastımız bizim uzak, yakın ve ara mesafede tam görüş sağlaması. Katarak hastalığı zaten lensle ilgili bir hastalık olduğu için direkt ben akıllı mercekten fayda görürler. Yıllardır zaten katarak hastalarına uyguladığımız bu mercek işlemini artık akıllı mercek olarak uygulamaktayız. Akıllı mercekler sayesinde hasta hem kataraktan hem uzak hem yakın probleminden tamamen kurtulmuş oluyor. Operasyon esnasında gözler damlayla uyuşturulduğu için hasta hiçbir ağrı acı hissetmiyor. Üstelik operasyon çok kısa sürüyor. Yaklaşık 5-6 dakikalık bir işlemde gözdeki kataraktı temizleyip aynı esnada göz arkasına bir akıllı mercek veya herhangi bir mercek koyuyoruz. E, i̇şlem 5 dakika sürüyor. Yaklaşık bir, bir aylık bir ilaç kullanımı var. Ondan sonra hasta uzak yakın her türlü problemden kurtulmuş oluyor. Operasyonu ilk gün yaptığımız gözü kapatıyoruz. Ertesi gün veya işte bir hafta sonra yapacaksak o gözü kapatıyoruz ama sadece bir gün kapalı. Tek gözü kapattığımız için ve tek tek yaptığımız için hasta ertesi gün normal hayatına devam edebiliyor. Akıllı mercek uygulamasından sonra tekrarlama mümkün değildir. Uzmanlar akıllı mercek tedavisinin göz yapısı uygun olan herkese uygulanabildiğini belirtirken operasyon sonrası hastaların anında görme problemlerinin giderildiğini söylüyor. Özellikle 40 yaşından sonra yakın görme problemi olduğu için hastaların gözlük derecesi devamlı ilerleme gösterir. Biz bu ilerlemeyi takip etmek için en azından hastalarımızı 6 ayda bir kontrole çağırıyoruz. Ağız ve diş sağlığımızdan bahsedeceğiz bu haberimizde. Eskiden kullanılan diş tellerin yerini artık bu şeffaf plaklar alıyor. Şeffaf plak tedavisi ortodontik tedavilerde klasik yöntemlere göre e, teknolojin bize sunduğu imkanlarla daha estetik, daha hızlı, daha konforlu bir tedavi yöntemidir. Bu teknikle hastalarımızın tedavileri daha kısa sürede daha konforlu bir şekilde yapılmaktadır. Çünkü sabit tedavilerde biz telleri sadece dişler üzerine yapıştırabiliriz. Ortodonti uzmanı Doktor Murat Selek, şeffaf plak tedavisinde önce hastaların ağız içi taramalarının alındığını, daha sonra da kişiye özel üretilen plaklarla tedavi planlaması yapıldığını belirtiyor. İskeletsel bozukluklar aynı zamanda dişlerle beraber düzeltildiği için İki tedavinin zaman aralığını aslında tek bir zaman içine koymuş bulunmaktayız. Hastalar hem maliyet açısından hem zaman açısından sanki tek bir tedavi paketiyle iki tane tedaviyi aynı anda görebilmektedirler. Takılıp çıkartılabilen aparatlar. Dolayısıyla çıkarttığınız zaman sadece dişleriniz var ağzınızda. Sanki tedavi görmüyormuş gibi çok rahat bir şekilde fırçalayabilirsiniz. E ee, dişi birçok rahat kullanılabilir. Dolguydu, çekimdi, kanal tedavisi gibi işlemler çok rahatlıkla yaptırılabilir. Şeffaf plaklarla herhangi bir yiyecek kısıtlaması yoktur. İstedikleri her şeyi yiyip içebilir hastalar. Dişler üzerinde ek parçalar yoktur. Dolayısıyla kırılan, kopan herhangi bir şey olmaz ve hastalarımızın ağrı, acı, yanağını bir şey batması gibi şikayetlerle doktorlarına başvurmaları olmaz. Şeffaf plakların başka bir avantajı da aslında siz tedaviye başlamadan önce tedavinin sonuçlarını görebilmenizdir. Aslında toplumda şöyle bir yanılgı var. Şeffaf plaklarla her tedavi, her bozukluk tedavi edilemez. Bu çok büyük bir yanlış. Ortodontik tedavilerde şeffaf plak teknolojilerinin gelişmesiyle bütün bozukluklar tedavi edilebilmektedir. O yüzden hastalara tavsiyem bir ortodonti uzmanına başvurmaları, muayene olduktan sonra şeffaf plak tedavilerini gönül rahatlığıyla yaptırmalarıdır. Tütün ve tütün muameleri kullanımı kansere neden oluyor. Artık bunu hepimiz biliyoruz. İşte bu konuda çok önemli bir çalışma yapılmış. Bu aslında bir veri tabanı çalışması. Veri tabanı çalışmaları genelde bütün kanser ya da belli hastalıklarla ilgili olarak o hastalığın özellikleri, gelişimi etkili olabilecek olan faktörler, tedavi uygulamaları, işte çeşitli tedavilerin etkinliği, yöntemlerin başarıları üzerine kurulmuş olan verilere dayanır biz de Türk Üronkoloji Derneği olarak birçok kanser, üroloji kanserlerde ama mesane kanserinde de bir veri tabanı çalışması yaptık. Bu çalışma 2568 mesane kanseri hastası üzerinde yapıldı. Bu 2568 mesane kanserinin hastasının eşlik eden akciğer kanseri var mı? Bunun sigara ile ilişkisini değerlendirmeye çalıştık biz çalışmamızda ve gördük ki 2568 mesane kanseri hastasının yaklaşık %2.1'inde eş zamanlı olarak akciğer kanseri de görülüyor. Bu akciğer kanseri görülme riski normal sağlıklı insanlara kıyasla mesane kanseri olan hastalarda 28 kat daha fazla olduğunu gördük. Bunun da ortak nedeninin sigara olduğunu tespit ettik ve dolayısıyla ikisinin birlikteliği e, tabii hangisinin önce, hangisinin sonra olmasının e, hastaların yaşamlarında, tedavilerinde bir takım farklılar oluşuyor mu? Bunun için neler yapılması lazım? E, ameliyata mı gidecek bu hastalar? Bunların e, tütün kullanımı ile ilgili, içtikleri sigara ile ilgili, yaşları ile ilgili, kadın ve erkek olmaları ile ilgili bir takım farklılıklar var mı yok mu? E, görelim istedik. Uzmanlar yapılan veri tabanı çalışmasıyla birlikte tütün kullanımının mesane kanseri oluşturulmasına büyük rol oynadığını tespit ettiklerini belirtiyor. Sigara kullanan kişilerde bu kanserler e, sigara kullanmayanlara göre daha erken yaşlarda görülüyor. En az 2 yıl daha erken görülüyor. Dolayısıyla hastalar en az 2 yıl daha fazla bu iki agresif kanserle karşı karşıya kalıp bu hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. şimdi bir de üçüncü elden sigara var. O da ne demek? Yani siz sigara içiyorsunuz. Evin her tarafına duman yayılıyor siz ona dokunmanız çocuklar, gençler vesaire de bir bulaşma yolu da var. Bunlar çalışmalarla gösterilmiş. Uzmanlar kanser için erken teşhisin önemini vurgularken idrarda görülen kan ve ağrılı idrar yapma durumlarının mesane kanserinin önemli bir belirtisi olduğunu söylüyor. Karşılıklı olarak farklı kanserlerle uğraşan hekimlerin de bu çoklu kanser gelişim metodolojisi içerisinde davranarak bu taramaları yapmalarını bekliyoruz. Evet sevgili izleyiciler biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın, sağlıklı ve mutlu kalın.